Ve Cumhuriyet Gazetesi'nden bir detay gelsin. Örneğin işçimizle alakalı olan detayı da konuşurken aslında emeğin, üretimin, insan gücünün, insan alın terinin ne kadar ucuz olduğunu bir kez daha gözlemleyebiliyoruz. İşçi emeğine sahip çıkıyor. Soma faciasını biliyorsunuz. Manisa'da, Soma'da, Soma Ege Linyitleri incelemesi bünyesinde kömür üretimi yapılan Açık Ocak bölgesinin bir bölümünün özelleştirilmesine karşı işçiler nöbet usulü eylem ve imza kampanyası başlattılar ve Ankara'ya yürüyüşe geçen işçileri ne yazık ki jandarma durdurdu. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şube Başkanı Şahin, 17 yıl altyapısını yaptık. Şirketlere peşkeş çekilmesini istemiyoruz. Yoksa istedikleri fiyattan kömürü satacaklar. Bizim derdimiz ekmek, bizim derdimiz emek ifadelerini kullandı. Özelleştirme maalesef yoksulluktan başka bir şey getirmedi bu ülkeye. Örneğin şeker pancarı fabrikaları özelleştirilmesin diye defalarca yayınlar yaptık ve işi bilen tarım uzmanları, ömrünü tarıma, hayvancılığa adamış olan önemli gazeteciler, önemli emekçiler bu konunun çok yanlış olduğunu, özellikle ekonomistler de bu konuda çok tepki göstermişlerdi. Çünkü sonuçlarının iyi olmayacağını vurgulamışlardı. Ama şeker pancarı fabrikaları özelleştirildikten sonra şekere gelen zamları da biz tekrar konuşmak durumunda kaldık. Yani özelleştirilmeye aslında karşı olduğumuzdan değil, özelleştirme konusunda eksikliklerimiz olduğu için aslında bunun yanlış olduğunu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Örneğin elektrik dağıtımı yapan firmaların özelleştirilmesinden sonra özellikle ormanlık alanlarındaki trafoların bakımlarının yapılmadığını ve bu trafoların herhangi bir yangına sebep olabileceğini bu hafta gündemde gördük. Bu konuştuklarımız arasındaydı. İşte işçilerimizin de özellikle özelleştirme konusunda vurguladığı başka bir pencerede bu. Yoksulluk demek özelleştirme diyerek Ankara'ya doğru yürümeye gayret ediyorlar efendim. Ve ne yazık ki onlar yürürken yollarını da jandarma kesiyor. Sen geçemezsin diyor. Ne demek geçemezsin? Haydi bakıyorsun. Gelip de burada posta koyamazlar. Ayıp, ayıp. Soma'dan çıktık, Ankara yolundayız. Tek derdimiz ekmeğimiz. Kömür, vatandır, vatan satılmaz. Kara elması korumak için Soma'dan çıktılar yola. Madenlerinin özelleştirilmesini istemeyen Somalı madenciler Ankara'ya doğru yürüyüş başlattı. Tek amaçları emeklerine sahip çıkmak. Ama yola çıkar çıkmaz da güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştılar. Ya gerginliğe o çıkarıyor. Niye böyle diyorsun ya? Ekmeğimizin, aşımızın peşindeyiz. Soma için buradayız. Manisa Soma'da. Türkiye kömür işletmelerine bağlı Eynez Açık Ocağı'nın bir bölümünün özel şirkete devredilmesine karar verildi. Oysa o maden için madenciler yıllardır emek vermişti. Soma'da yer mi yok? Burada biz 17 senedir zaten altyapısını yaptık. Şu anda bu yenecek olan ballı kaymak oldu. Bugün Akdeniz nasıl mavi vatansa Soma için de kara vatandır. Madenciler Enerji Bakanlığı ile görüştü ama özelleştirmeden dönülmedi. Yüz madenci eylem başlattı. Soma'dan Ankara'ya yürüme kararı aldı. Hiç Soma'ya gelmeden, Soma'nın ne olduğunu bilmeden, kömür çıkarmanın ne olduğunu bilmeden oturduğu yerden yetişemeyiz, çıkaramayız diyen bir bakanımız var. Kömür vatandır, vatan satılmaz. Devletimizin olan malın peşindeyiz. Kırkağaç Kavşağı'nda güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı madenciler. Ama yollarından dönmediler. Özelleştirmeye karşı yürüyüşe devam edecekler. Haklı mücadelemizin sonuna kadar arkasındayız. Kömür vatandır, vatan satılmaz.